Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün üzerimde görmüş olduğunuz bu boğazlı uzun kazığı öreceğiz. Hem renkleri çok güzel, hem yapılışı çok kolay. Gerçekten kısa sürede kolaylıkla bitirebileceğiniz bir kazak. Ee, çok uzatmadan videoya geçelim. Şimdiden kolay gelsin. Kazım dört parçadan oluşacak. Arka parçası, ön parçası. Arka ve ön parçasının uzunluğu aynı olacak. Hemen size santimetre olarak da ölçüsünü vereyim. Uzunlukları 71 santimetre. Genişlikleri ise 54 santimetre. İki tane de kol parçası olacak. Kol parçalarının uzunlukları 37 santimetre, Genişlikleri ise 47 cm. Orta kalınlıktaki ipimi aldım. 7 numaralı tığımı aldım. Şimdi zincir çekeceğim ilk önce. Daha sonra modeli oluşturacağım. Şimdi zincirimi çekiyorum. Elime çok sıkı tutmayacağım. Çok bol da tutmayacağım. Zaten tığım kalın. Orta kararda zincirimi çekiyorum. Belirlediğim ölçülerde zincirimi çekeceğim. Daha sonra zincirin üzerine modelimi oluşturacağım. Şimdi belirlediğim ölçülerde zincirimi çektim. Dönüş zinciri çekeceğim. Dönüş zincirime dokunmuyorum. Hemen yanındaki zincirin tepe noktasına batacağım. Şimdi bir trabzan aldım. Tepe noktasına battım ipimi aldım. Bu noktada şurada 3 tane ilmek oldu. Şimdi ipimi alacağım. Bu 2 ilmekten geçireceğim. Daha sonra 2 tane ilmeğimiz oldu. Bir ip alacağım. Yine bu 2 ilmekten geçireceğim. Ve bu şekilde yandaki zincire geçeceğim. Şimdi tekrardan yapıyorum. İpimi aldım. Tepe noktasına battım. 3 tane ilmeğim olmuş oldu bakın ipimi aldım ikisinden geçiriyorum 2 İki tane ilmeğim olmuş oluyor bir kere daha ipimi alıyorum ikisinden geçiriyorum ve bitiyor bu şekilde yapacağız bütün modeli tepe noktasına battım ipimi aldım 2 ilmekten geçirdim bir kere daha ipimi aldım. iki ilmekten geçirdim. Tek trabzan alıyoruz ama sanki çift trabzan almışız gibi davranıyoruz diyebilirim. Şimdi tek trabzanımı aldım. Tepe noktasına batıyorum. 3 tane ilmeğim oluştu. İpimi aldım. 2 ilmekten geçirdim. 2 ilmeğim kaldı. İpimi aldım. 2 ilmekten geçirdim ve bitti. İpimi alıyorum. Tepe noktasına batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Bu en baştakine dokunmuyorum. İpimi aldım. 2 ilmeğin içinden geçirdim. Tekrardan ipimi aldım. 2 ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde bütün modelimizi oluşturacağız. Hemen yana geçiyorum. Tepe noktasına battım. İki ilmeğin içinden geçirdim. İki ilmeğin içinden geçirdim. Bir süre sonra gerçekten çok pratik, çok kolay bir model. Eğiniz hızlandığında daha da kolay yapabileceksiniz. Ben şimdi bu zincirin sonuna kadar modelimi işleyeceğim. Ve zincirin sonuna geldiğimde üst sıraya nasıl geçtiğimizi göstereceğim. Şimdi ilk sırayı sonuna kadar ördüm. Burada iki zincir bıraktım size göstermek için. Şimdi ipimi aldım, tepe noktasına battım. İki ilmeğin içinden geçirdim. Buradaki son zincirin tepe noktasına da batacağım. Şuradaki ipimi aldım. Tepe noktasına batıyorum. Bu birazcık küçük. O yüzden şöyle elimle açtıracağım. İpimi aldım tepe noktasına battım. 3 tane ilmeğim var. İkisinin içinden geçirdim. Diğer ikisinin içinden geçirdim. Buradaki ipi şöyle çekerek kitleyebilirsiniz. Daha sonrasında bir zincir çekiyorum ve dönüşü sağlıyorum. Şu şekilde ters çeviriyorum. Şimdi batacağımız yerleri göstereceğim. Şöyle tuttuğumda şuradaki boşlukları görüyor musunuz? tam o boşlukların içine batacağız. Yani şöyle dik tuttuğunuzda burada zincir görüntüsü var. Başak görüntüsü de var diyebiliriz. Hemen bunların altındaki boşluklara batacağız. Şimdi ipimi alıyorum. Buradaki dönüş zincirine dokunmuyorum. Hemen altındaki boşluğa battım. İki ilmeğin içinden geçirdim. Diğer iki ilmeğin içinden de geçiriyorum. Hemen yanındaki boşluğa batacağım. İpimi aldım. Boşluğa battım. 2 ilmenin içinden geçirdim. Diğer 2 ilmenin içinden geçiriyorum. İpimi aldım. Buradaki bakın şuradaki hemen buradaki zincirlerin altındaki boşluğa batıyorum. İpimi aldım. Boşluğa battım. İki ilmeğin içinden geçirdim. iki ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde modelimizi türeteceğiz. Zaten kolay türeyen bir model. Eliniz hızlandıkça da çok kısa sürede bitirebilirsiniz. Şimdi ben bu fıstık yeşilinden üst sıra yapacağım. Daha sonra diğer renge nasıl geçiş sağlayacağız onu anlatacağım. Bunun ilk sırasını ördük. ikinci sırasına başladım. Üçüncü sırasını da yapıp geleceğim. Daha sonra diğer renge geçişi göstereceğim. Şimdi üçüncü sıranın son kısmına kadar geldik. Sırayı şu şekilde sayabilirsiniz. Burada zaten şu şekilde bakın. Sarmal var. Birinci sıra, ikinci sıra ve üçüncü sıra. Şimdi son kısmına geldik. Burada diğer rengi nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. Bu son iki sıraya da batıyorum. Şurada bakın burası çok belli olmayabilir ama şurada dik tuttuğunuzda Zincir şeklini göreceksiniz Onun hemen altına Batıyoruz 2 ilmeğin içinden geçirdim 2 ilmeğin içinden geçirdim Ve burada dönüş yapmak için bir zincir çekiyorduk ya onu yapmıyoruz Şimdi diğer ipimi alıyorum Dönüş zincirini diğer ip ile yapacağım Buradaki ipi Şu yeşil ipi çekiyorum Bundan da bir pay bırakıyorum. Ve bir dönüş zinciri çekiyorum. İkisini de iyice çekiştiriyorum ve bağlıyorum. Şu şekilde bağladım. Ve dönüşümü sağlıyorum. Bu kısımlar zaten parçaları birleştirdiğimizde iç kısımda kalacak. Tekrardan ipimi aldım. Buradaki boşluklara batıyorum. Ve modelimi oluşturmaya bu renkteki iple devam ediyorum. Bu şekilde üst sıraya geçmiş oldum. Yeşilleri üçer sıra öreceğim. Diğer renkleri ikişer sıra öreceğim. Fıstık yeşiline 3 sıra ördüm. Şimdi bu rengi de kiremit rengini de 2 sıra öreceğim. Daha sonra diğer renklere geçeceğim ve bağlama yöntemini de bu şekilde yapacağım. Ben şimdi bütün parçaları bu şekilde örüp geliyorum. Bu dört parçayı ilmek yürütme yöntemiyle birleştireceğiz. İlk önce ön ve arka parçayı omuz kısımlarından başlayarak birleştireceğim. Daha sonrasında kol kısımlarını ve kenar kısımlarını yapacağız. Şimdi 4 numaralı tığımı aldım. Burası yeşil olduğu için yine aynı renkte ipimi alıyorum. Buradaki en uçtaki kısma battım. Bizince çekeceğim. ve kilitliyorum. Daha sonrasında buradaki zinciri şuradaki yine karşı taraftaki küçük yerden geçireceğim. Batıyorum. Zincirimi alıyorum ve geçiriyorum. Şu kısma buradaki ipi asıl ipimle bağlayarak kitleyebilirsiniz açılmaması için Şimdi ilmek yürütebilirim. Zaten şu şekilde tuttuğumuzda bütün ilmekler karşı karşıya olacak. Tam şurada dik tuttuğumda zincir şeklinde gözüküyor ya. Tam onun altına batacağım. Bakın tam bu kısmın altına batacağım. Aynı şekilde karşı tarafta da yine şuradaki ipten gözükmüyor. Yine zincir şeklinde hemen onun altına battım. İpi alıyorum. İlmeğimden geçiriyorum ve bu şekilde ilmek yürütmüş oluyorum. Yine aynı şekilde şuradaki başak şeklinde gözüküyor bakın. Altına battım. Yine tam karşısındaki aynı hizadaki ilmeğin altına battım geçirdim ve ilmeğimi yürütmüş oldum burada bakın şuradan da göstereyim şu şekilde tığıma battığımda bu zincir görüntüsü bozulmamış olacak yine aynı şekilde karşı taraftan batıyorum ipimi alıyorum ve ilmeğimi yürütüyorum şimdi ben omuz kısmını bitireceğim buradaki ortadaki yer benim boyun kısmım olacak. Daha sonra buraya lastik yapacağım. Diğer yerde yine omuz kısmım olacak. Ben bu yöntemle omuz kısımlarını birleştirip geliyorum. Şimdi kızın omuz kısımlarını birleştirdim. Boyun kısmı için belirli bir boşluk bıraktım. Boşluğun genişliği 27 cm. Kol kısmına şu şekilde birleştireceğiz. Ama ondan önce ilk başta bu kol kısmını bu kazığın gövde kısmıyla buradaki omuz kısmıyla birleştireceğim. Şuradaki kenar kısımlarını da birleştireceğim. En son kazı tek parça olarak kenar kısmından birleştireceğim. Şu şekilde kızı açıyorum. Kol kısmının da şöyle ikiye katladığımda orta yerine tam kazığın omuz birleşme yeriyle hizalıyorum. Şu şekilde hizaladım. Ve buradan Aynı şekilde burada nasıl omuz kısmına ilmek yürütme yöntemiyle birleştirmiştik. Aynı teknikle birleştireceğim. Şimdi ben kol parçasıyla gövde kısmını birleştirdim. Burada omuz kısmını ilmek yürütme yöntemiyle birleştirmiştik. Aynı şekilde gövde ile kol parçasını da ilmek yürütme yöntemiyle birleştirdim. Buradaki önemli olan mevzu Kol parçasını ikiye katladığımızda şuradaki çizginin en uçtaki ilmeğini bazalacağız ve omzu birleştirdiğimiz çizginin aynı şekilde en uçtaki ilmeğini bazalacağız. Onları birleştirerek ilk önce ön kısmını yaptım. Daha sonrasında tekrardan ip alarak arka kısmını yaptım. Yani iki defa ip yürütmüş oldum. O kısmı omuz birleştirme kısmı ile aynı olduğu için ilmek yürütme yöntemini tekrardan göstermedim. Yani önemli olan buradaki hizayı doğru alıp omuz kısmındaki gibi aynı şekilde ilmek yürüterek birleştirmek. Daha sonrasında şimdiki aşamamız kolun koltuk altı kısmını yani aşağıda kalan kısmını birleştirmedim. Onu şimdi birleştireceğiz. Bu kısmı birleştireceğiz. Koltuk altına kadar geleceğiz. İpimizi kesmeyeceğiz. Aynı şekilde gövde kısmını da kenarlarını birleştirerek tamamlayacağız. Şimdi ben diğer kısmı tamamladım. Kol kısmını aynı şekilde birleştirdim. ikiye katladım. Buradan başladım ve koltuk altına kadar geldim. Daha sonrasında gövde kısmını birleştirmeye devam ettim ve en uç kısma kadar geldim. Bunların hepsini yeşil iple yaptım ama dışarıdan bakıldığında gözükmüyor bu. Şimdi kızı ters çeviriyorum. Bu kolumun başlangıç kısmı. Omuz kısmı burası. Başlangıç noktasından koltuk altını birleştirmeye başlayacağım. Şimdi buradan ipimi aldım. Aslında buradaki tekniğimiz aynı. Şu şekilde zincirimi çekiyorum. Buradaki zinciri karşı tarafın en üst noktasından geçireceğim. Şu şekilde. Şu şekilde geçiriyorum. Daha sonrasında normal bir zincir attım. Omuz kısmında gösterdiğim gibi ilmeğimi yürüteceğim. Bu şekilde ilmeğimi yürütüyorum. Zaten bütün boşluklar karşılıklı. Şuradaki boşluğumu aldım. Karşı tarafta da aynı boşluk var ve ilmek yürü bu şekilde koltuk altı kısmına kadar geleceğim. Daha sonrasında gövde kısmını birleştireceğim. Şimdi kol kısmına uç kısımdan başladık. Birleştirdik. Koltuk altı kısmına kadar geldim. Şimdi kolu gövde ile birleştirdiğimiz kısım belli zaten. Arka tarafın da aynı şekilde belli. Burada bakın. Şu kısımdan anlayabilirsiniz. Şimdi o kısımlar tam denk gelecek şekilde batacağız. Şimdi ben burada birkaç ilmek bıraktım. Zaten hepsi karşılıklı. Şimdi karşı tarafa batıyorum. Zaten aynı hizada. Aynı şekilde tam birleşme yerinden bir önceki ilmeğe batıyorum ilmeğimi yürütüyorum ve birleşme yerlerine geldik. Bakın karşı karşıyalar tam buradaki tam en uçtaki boşluğa batıyorum. Ben de ilmek şeklinde gözüküyor. Sizde düğüm şeklinde de gözüküyor olabilir. Fark etmez. Tam olarak battım. Şimdi bir zincir çekeceğim. Burada sağlamlaştırmak için. Şimdi kol kısmını birleştirdik. Buradaki koltuk altı kısmına birleşme yerlerine battık. ilmeğimizi yürüttük. Bir zincir çektik. Yine aynı şekilde gövde kısmına ilmek yürüterek birleştireceğiz. Bakın burada zaten bütün ilmekler karşılıklı. Zincirimizi çektik. Buradaki boşluklara batıyorum. ilmeklerin altındaki boşluklara batıyorum. Ve zincirimi yürütüyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Ve gövde bitiş noktasına kadar geleceğim. Şimdi kol kısmına lastik yapacağım. Lastik yapmadan önce ilk başta ilmek eksiltme yapacağım ve kolu bu şekilde düzeceğim. Daha sonrasında modeli işleyeceğim. Tekli trabzan uygulayacağım. Bu şekilde lastik yapacağım kolu birleştirdiğimiz yeri başlangıç noktası olarak alıyorum. Tığımı geçiriyorum. İpimi aldım. Şimdi bir zincir çekeceğim. Şuradaki küçük ipi çekerek diyeceğim. Daha sonrasında burada dik tuttuğumda başak modelleri var. Onların alt kısmına batarak sık iğne oluşturacağım ama hepsine batmayacağım. İlk önceki boşluğa batıyorum, sık iğnemi oluşturuyorum. Daha sonra bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin altına sık iğne batıyorum. Tekrardan bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin altına bir sık iğne batıyorum. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar geleceğim. Bir sık iğne, bir boşluk. Bir sık iğne, bir boşluk şeklinde. Daha sonra lastiğimi oluşturmaya başlayacağım. Şimdi ben başlangıç noktasına kadar örüp geliyorum. Daha sonra üst sıraya nasıl çıkılır onu göstereceğim. Şimdi ilmek eksilttik. Sıranın sonuna geldim. Buradaki ilmeğe batmıyorum. Hemen başlangıçta bakın şurada başak şeklinde bir ilmeğimiz var. Hemen onun altına batacağım. Bu şekilde battım. Ve buradaki tığın üzerindeki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve üst sıraya geçiyorum. Şimdi modelimi oluşturmaya başlayacağım. Burada başak modellerin arka perdesine batacağım bir trabzan alıyorum burada bakın şurada Başak modeli gözüküyor bunun arka perdesine batıyorum ipime alıyorum ve 3 ilmeğin içinden geçiriyorum tekrardan göstereyim trabzanımı aldım ilmeğin arka perdesine battım ve ipimi 3 ilmeğin içinden geçirdim bu şekilde kol kısmında birazcık elimizi sıkı tutmamız gerekiyor. Çünkü kol ölçülerini bol yaptık. Balon kol olması için birazcık elimizi sıkı tutmamız gerekiyor. Burada modelimizi başlattık. Buradan bir tur şeklinde döneceğim ve başlangıç noktasına kadar geleceğim. Tekli trabzanın son sırasına kadar geldim. Burada ilk başladığımız ilmek var ya şu ortada kalan. Onun altına batacağız. Şu şekilde biraz küçük ipimi aldım ve tığdaki ilmekten geçiriyorum, ilmek yürütüyorum. Daha sonrasında bir zincir çekiyorum ve üst sıraya geçiyorum. Şimdi buradan başladık. Burası bizim bitiş kısmımızdı. Bitiş kısmımız tekrardan başlangıcımız olacak ikinci sırada. Yani şöyle döndüreceğiz. Buradan başlayacağız. Başlangıç noktasına kadar geleceğiz. Daha sonra yine tam tersini yapacağız 3. sırada da. Tekrardan göstereyim. Şimdi ben buradan başladım. Çember halinde buraya kadar geldim. Yani burası benim bitiş noktamdı. Benim bitiş noktam başlangıç noktamı olacak ikinci sırada. Döndürüyorum. Ben bir ip alıyorum. Buradaki başak şeklindeki ilmeğimin arka perdesine batıyorum. Bakın şuraya battım. Ve 3 ilmeğin içinden ip alıyorum ve geçiriyorum. Şu şekilde geçirdim. Bu şekilde öreceğim. Daha sonrasında burada başlangıç yerine kadar geleceğim. Alt sırada yaptığımız gibi birleştirip üst sıraya geçeceğiz. Yine bitiş noktamız başlangıç noktası olacak. Artık kaç sıra istiyorsanız bu yöntemle o şekilde yapabilirsiniz. Aynı şeyleri tekrar etmemek için bu kısımları yapıp geleceğim. Bir de yaka kısmını yapacağız. Yaka kısmında da aynı şekilde koldaki gibi İlk önce sık iğne yapacağız. Daha sonrasında da tekli trabzan modelini uygulayacağız. Ama yaka bölgesinde eksiltme yapmayacağım. Direkt her ilmeğin altındaki boşluğa sık iğne batacağım. Daha sonrasında kol kısmında gösterdiğim gibi üst sıraya geçip tekli trabzan modelini uygulayacağım ve lastiğimi oluşturacağım. Yaka kısmını ben boğazlı yapmak istiyorum. Yani boğazlı bir kazak olacak. O yüzden uzun tutacağım. Daha sonrasında onun ölçülerini vereceğim size videonun sonunda. Vakit kaybolmaması için koldaki modelin aynısı olduğu için bu kısımları da yapıp geliyorum. En sonunda da örerken şöyle kalan iplerin nasıl gizlendiğini göstereceğim ve kazığım tamamıyla bitmiş olacak. Boğaz kısmını birazcık uzun yaptım ben çünkü şu şekilde kıvırdığımda kazığı boğazı kazak olarak kullanmak istiyorum. Şimdi ölçüsünü de vereyim size. Uzunluğunu 19 cm yaptım. Bu şekilde hazır. Şimdi iç kısımda renkleri birleştirirken şu şekilde ipler kalmıştı. Bu ipleri biz iyice düğüm yapmıştık. Daha sonrasında buradaki ilmeklerin içine gizleyeceğim. Hem daha sağlam olması için hem de dışarıdan gözükmemesi için bu şekilde kilitliyorum. Daha sonrasında da kesiyorum. Bütün ipleri gizleyeceğim ve kazığım bitmiş olacak. Kazığın yapılışı bu şekildeydi. Umarım video yararlı olmuştur. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir, yorum atabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.